Merhabalar arkadaşlar. Mutlu bir hafta diliyorum şimdiden. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Vallahi bu salgından dolayı tabii ki de keyfimiz yok açıkçası. Moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Hastalananlar oluyor, yakalananlar oluyor. Vefat haberleri alıyoruz. Zor bir süreç. İnsanın hani tanıdıklarına, yakınlarına, sevdiklerine geldi mi Allah korusun, insan daha da tedirgin oluyor. O yüzden çok dikkatli olun gerçekten de diyorum ve güzel bir hafta diliyorum herkese arkadaşlar. Tabii hayat devam ediyor. Yayınlarımıza devam ediyoruz tam gaz. Bugün de çok özel, güzel bir konuğum var. Konuklarım var daha doğrusu. Ben onların seslerini çok beğeniyorum. Onları yakından da takip edenlerden biriyim. Mary Jane grubu bizlerle birlikte olacak. Güzel şarkılarıyla. Gruptan kimler olacak bilmiyoruz tabii. Bu arada saç baş dağılmış. Gruptan kimler olacak bilmiyorum. Korona sebebiyle herkes yan yana gelip aynı kareden zaten seslenmeleri çok zor olacaktır arkadaşlar. O yüzden de sürpriz. Bakalım kimler olacak gruptan. Elimizden geldiğince eğlenceli, güzel, hoş, keyifli bir sohbet edip söyletebilirsem canlı canlı birkaç tane şarkı söyletmeye çalışacağım diyorum. Sizlerin nasıl gidiyor? Umarım iyidir her şey. Tekrar yasaklarla, dışarı çıkma, sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte yeni normalleşme hayatımıza devam ediyoruz. Tabii müzik sektörü, televizyon sektörü çok durgun. Diyeceksiniz ki televizyon sektörü çalışıyor. Hayır, onlarda da hani eski projeler varsa onlara devam ediliyor ama yeni projeler için hep bekletiliyor şu anda. Müzik sektörü zaten öyle. Konuklarımla da konuşacağım onu. Sıkıntılı bir süreç. Herkes kendi bireysel çalışmalarını sosyal medyadan sunuyor. Eğer sosyal medya olmasaydı nasıl olurdu acaba böyle bir pandemi, değil mi? Yani çok enteresan. Sosyal medya olmasaydı daha da sıkıntılar olabilirdi. Yani insanlar en azından deşarj oluyor, sohbet ediyorlar birbirleriyle diyorum. Pardon, yorumları okuyamadım. Emre selamlar. Aşağıdan başlıyorum, şöyle bakıyorum kimler. Lena Rea uzun sürecek mi? Ortalama yarım saat falan yapıyoruz yayınımızı. Evet, heyecanlandım diyor Lena. Benim şarkı videolarımı da yayınlar mısın demiş Hasan. Valla Müzik On Air DM'e atın. Hani arkadaşlar ilgilenirler. Ben sadece sunuculuğunu yapıyorum arkadaşlar. Burada kalabalık bir ekip çalışıyor. İran'a sevgiler demiş. Demiş değil, İran'dan sevgiler demiş. Ben de İran'a sevgiler diyorum. İyi yayınlar diyorlar. Teşekkür ediyorum. Şöyle aşağıya doğru devam edeyim. Ankara'dan selamlar. Kaçta başlıyor demiş. Valla şu an itibariyle başladı. Konuklarım gelmek üzeredir veya gelmişlerdir. Geldilerse bana bilgi verirseniz sevinirim. Ben görmüyor olabiliyorum. Heh, ben gördüm. Hemen onları yayına aldım. Evet arkadaşlar. Konuklarım geliyor. Arkadaşlar kelimesini çok kullanıyoruz biliyorsunuz bir YouTube'da ama bana şey geliyor. Bu arada evreti geliyor ama ağzımda da var bu laf. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ne haber, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Enerjiniz süper. Enerjinizle geldiniz. Şimdi iki kişi mi grupta? İki kişiyiz maalesef. Sokağa çıkma yasağından dolayı diğer arkadaşlarımız katılamadı. Kesinlikle, kesinlikle mantıklı. Belki bizleri izlerlerse, belki yayını alabilirsem alabilirim onları da. Süper. Bir selam verirler. Siz görürseniz ben göremeyebilirim, kaçırabilirim. Begüm ve Arda bizlerle birlikte. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? Nasıl gidiyor hayat? Vallahi iyiyiz. Pandemi sürecinde üretim yapıyoruz. Müzik yapıyoruz. Süper, süper. Üretim yapabiliyorsanız. Peki evet. Bu pandemi süreci üretmenizde daha da sizi böyle değişik bir yaratıcılığa, yolculuğa böyle itti mi yoksa? Tabii ki, evet. Yani pandemi sürecinde çok güzel içerikler ürettik. Çok güzel müzikler yaptık. Yaklaşık bir senedir bu pandemi sürecinde herhalde bir 15-17 şarkı arası YouTube kanalımızda zaten yayınladık. Bunların bir kısmı cover, bir kısmı kendi şarkılarımız.
sürekli üretiyoruz. Yani bizim işimiz müzik yapmak. Sahne olmayınca da mecburen normalde bir de üretiyoruz. Çok performans sahnesi yaptığımız için bu pandemi bize birazcık krizi fırsatı çevirme dönemi oldu. Vakit bulamıyorduk açıkçası. Kendimizi üretime vurduk. Evet. Süper. Süper. Tabii sizi daha kalabalık bir dinleyici kitlesi Hayal Kahvesi'nden biliyor. Hayal Kahvesi'ndeki yolculuğunuz sizi bir sıçrama gerçekleştirdi. Tabii özlüyorsunuzdur sahneleri de, değil mi? Özlemez miyiz ya? Tabii ki çok özlüyoruz. O izleyiciyle değil mi? Pardon, dinleyiciyle. Tabii izliyorlar da aynı şekilde sizi. Canlı canlı o sahneyi, farklı bir duygu değil mi o? O bambaşka. Herhalde bir de sahnenin tozunu yutmak diye bir şey var ya, o gerçekten doğru. Bir kere evet, onu yaşadın mı bağımlısı oluyorsun. Onu yaşamadan sanki bir şeyler eksik ilerliyor şu an ama tabii biz başka şekillerde doldurmaya çalışıyoruz şu anda. Aynen, kesinlikle çalışmalarımız da müthiş. Yani zaten hani söylemeye gerek yok bunları. Zaten diyorlardır. Teşekkür ederim, sağ olun. Hem müzisyen kimliğiniz çok iyi, başarılı, arka background. Aynı zamanda şarkıları çok güzel seçiyorsunuz. Farklı da söylüyorsunuz, evet, herkesten de farklı. Yine ben de içimden geldi, söyledim arkadaşlar. Herkes söylüyor ya, herkes söylüyorsa da şey tekrar düşmek gibi oluyor ama ben içimden geleni söyleyeyim. Peki, şimdi ben merak ettiğim şeyleri soracağım ama ben sizinle ilgili araştırmalar yaptım tabii. İzmit'te mi doğdu bu grup? Doğru mu? Doğru. Hepimiz İzmit'te yaşıyoruz. Tüm grup elemanları. Eski bir İzmit grubu. İzmit kökenliyiz, evet. Süper. Şey peki, hani çok uzun uzadıya böyle derin şeylere girmeyeceğim ama şunu sorayım. Hani bu grubun kurulmasında şu ismin en büyük katkısı vardı. Olmasa o grup kurulmazdı gibi. Estağfurullah. Yani bence bir grup tüm üyeleriyle beraber. Hayır, şu maksatta. Senin harekete geçirmen önemli. Ya yani bir kişinin, X kişinin harekete geçirmesi olabilir. Yani Mercan'ın tarihçesi biraz eski aslında. Arda Bilir üniversite yılındayken kurmuşlar Mercan'ı. Yani ilk Mercan'ın kurulduğunda ben 5-6 yaşında falanmışım o zaman. İlla ki serüveni vardı. Evet. Ya yaşımız ortaya çıkıyor. Evet. Ne güzel değil mi? Düşünsene. Halbuki Begüm sen 6 yaşındasın, dolanıyorsun evet, buralarda. Aslında senin için kurduk Begüm bunu. Evet. Öyle bir şey. Vallahi tahmin ediyorum illaki mazisi vardır. Kim bilir kaç kez bozulmuştur, kimler gelmiştir, kimler aynen geçmiştir öyle, de ona dönüşmüştür. Peki aranızda, ben merak ediyorum ya, müzik dışında tartışmalar oluyor mu? Bak müzik dışında. Yok. Müzik dışında olmuyor, tartışmalar olsa olmuyor da kol kırılır yer içinde kalır. Ya zaten herhalde müzikle ilgili yani gelen başarılar da bu alınan doğru kararlarla ve herkesin aynı yöne bakmasıyla ya yani müzik oluyor. Konusunda da çok tartışmamız olmuyor evet, açıkçası düşündüm de şimdi. Süper. Yani mesela bir gün bir şarkıyı beğeniyor. Bu şarkıyı yapsak nasıl olur diye oturuyoruz, konuşuyoruz. Ondan sonra önemli olan zaten o fikri bir harekete geçirip gerçekten olup olmayacağını test etmek bence. Şarkıyı bir masaya yatırıyoruz. Beğenirsek yayınlıyoruz. Beğenmezsek hiç yayınlamıyoruz. Yayınlamadığımız çok şarkı var. Yayınlamadığımız şarkı var bir sürü. Ama önemli olan herkesin fikrinin ortak bir potada değerlendirilip şey yapması, yani hayata geçirilmesi bence. Çünkü şöyle bir şey var. Yani her fikirde. Sizin şu anda hani çok beğeniliyor gerçekten yaptığınız her çalışma. Tabii bu sizi şevklendiriyordur ama ilk etaplarda belki biraz sıkıntı olabilir grup. Hani grubu ayakta tutmak. İşte sahneye çıkmadan önce, daha Hayal Kahvesi'nden önce de. En zor kısmı da belki o olabilir değil mi? Bir grubu oluşturuyorsun ama onu ayakta tutabilmek çok önemli. Çalışmalara bir yandan devam edebilmek. Yani bunlar da bir cevap versin. Ben çünkü gruba dahil olduğumda zaten yoğun şekilde sahne alıyordu Mary Jane. Yani evet, ekip zaten sürekli sahne alan bir ekipti. Biz sadece buna kayıt süreçlerini ve işte video süreçlerini ekledikten sonra
daha farklı bir yola gitmiş oldu grup. Ama her zaman olduğu gibi sahne hep aktif bir şekilde devam etti. Etmeye de devam edecek. Ekstra biraz daha fazla çalışmış oluyoruz yani. Yani bizim şansımız bir de şu noktada şu, bunu hep söylüyorum, arkanızdan da söylüyorum. Yani öz abim, öz kardeşim olsa grup arkadaşlarımı daha fazla sevebilir miyim ya da öz abim bilmiyorum. Yani biz böyle biraz aile, gruptan çok evet aile gibi olduk artık. Evet. Bizim yani şey, beraber hani şu şarkıyı söyleyelim de ötesi, stüdyoya girdiniz de gır gır şamata, sohbet, muhabbet. Yani biz müzik dışında da sürekli görüşen insanlarız. Yani sadece bir konser için veya bir kayıt için bir araya gelmiyoruz. Sürekli 24 çok saat beraberiz. Çok güzel. Evet. Maşallah diyelim o zaman. Süpersiniz. Örnek yabancı gruplar da vardı öyle. Belgeselini izlediğimde onu bir aklıma getirdiniz. Bu arada izleyiciler tabii size sevgilerini iletiyorlar. Arkadaşlar hangi birini okuyayım? Yani sizi çok seviyoruz, parti kurun, oy verelim diyenler. Hepsi var yani. Sizi çok seviyoruz diyenler. Şey, kafana, Begüm'ün kafasına gitar düşünce çekilen performansı anlatır mısınız? Bu nedir ben bilmiyorum. O daha yeni ya. O... Hani haberi mi çıktı, ne oldu? Evde video çekerken şarkı söyledik, yayınladık. Şey demişler işte, Begüm'ün biraz morali mi bozuk? İşte Arda abi biraz gergin mi? Biz farkında değildik ama 5 saniye öncesinde kafama gitar düşmüş. O yüzden suratımız birazcık böyle hafif gerginlik vardı. Hani kafaya gitar nasıl düştü onu anlamadım. Koltukta dayalı duruyordu böyle. O ha şeyi pat diye düştü. Evet. Tamam. Anladım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kazalar olabiliyor canlı yayınlarda. Bize ne şarkı söyleyeceksiniz? Sorularımıza devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar, soru işareti kutucuğuna sorularınızı yazın. Hemen sizin ilettiğiniz soruları gördükçe ben de konuklarıma ileteyim. Var mı böyle bana hazırladığınız şarkı bize, dinleyicilerimize? Gitar yanınızda mı? İşte gitar yanınızda yok. Olsun, böyle çıplak ses de olur. Ne istersiniz o zaman? Senin gönlünden ne koy? Onda sınır tanımıyoruz. İstediğin neyse. En çok bu aralar en çok mırıldandığın şarkı. Ben hep öyle diyorum konuklarıma. Kendi şarkımız ama. Ne istiyorsan, içinden ne geliyorsa. Düşüneyim. Biraz muhabbet edelim, ben düşüneyim böyle çat diye. Tamam. Sen yeter ki muhabbet iste. Bizde muhabbet çok. Şimdi sorulara bakıyorum. Deniz Üstün'ü neden seçtiler diyorlar. Bu son şarkıyı. Yani he, de diyor ki hani bunu seslendirmede ne etkili oldu? Kimin tercihiydi mesela gruptan diyeyim ben? Begüm'ün fikriydi Deniz Üstü. Biz Deniz Üstü'nden önce iki kekliği yaptık. Ay, o da çok güzel ya. İki kekliği yaptık. Ondan sonra Begüm şey dedi, yani Deniz Üstü'ne de bir bakalım, belki bir şey çıkartabiliriz. Aslında şuradan dedi. Çıktı. Biz bu telif olaylarından yorulduğumuz evet. için biraz anonim... Neler var diye. Bak, içimdekini okudun. Dedim ki şarkı şimdi anonim mi, ben o sırada bilmiyorum. Anonim anonim. Şarkıyı YouTube'da baktım, anonim, tamam mı? Dedim ki ne kadar akıllıca dedim ya. Anonim şarkıyı söyle, telifsiz. Ama tabii dedim bunu şöyle yapabilmek önemli. Farklı yorumlamak için. Herkese farklı yorumlayamaz. O da sesle alakalı. İşte sen çok farklı yorumlamışsın. Farklı bir lezzet katmışsın. Yani benim kaç gündür dilimde. Büyük yükünü Arda abi üstlendi. Ben... Tabii aranje de önemli müzik. Bak nasıl evet, saygılı görüyorsun. Ya işte o komple bir kimya, ortaya çıkan o enerji, evet. herkesin kendi yeteneklerini ortaya koymasıyla oluyor. Yani masanın bir bacağı kırık olursa bu iş maalesef olmuyor. Yani ne kadar güzel o aranje yaparsanız, dediğin gibi o sazın şeyi falan. Şarkıyı söyleyen kişinin çok da güzel söylemesi gerekiyor. Vallahi Hakan abi izliyorsan. Hakan Aydın ve Cem Yılmaz aynı zamanda bizi bu şarkıda eşlik ettiler. Çok yakın arkadaşlarımız. Bağlamayı çalan Hakan, klavyeleri çalan da Cem. Onlar da düzenlemeyi bizim... sen yaptın değil mi? Evet, ben yaptım. Sonra Cem sonunda biraz destek oldu. Onlar da İzmit'ten çok yakın arkadaşlarımız. Onların da bize çok yardımları oldu tabii bu süreçlerde. Onlar da izliyorlarsa onlara da çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir iş çıktı. Yani orada. Çok mantıklı ama şimdi işte diyorum ya, bir altyapının, bir background'un olması lazım. O anonim diye herkes yapar. Ama sizde müthiş durmuş.
Bence bütün anonimlere yönelseniz, sizin çünkü rengi değişik, tarzınız değişik, sunumunuz çok daha değişik oluyor. Zaten düşünüyorsunuzdur tahminim. İki keklik de çok güzeldi. Yeliz'in, sevgili tabii Yeliz'in selamlar olsun. Kestim. Bu işte görünmeyen kahramanlar da var. Videolarımızı mesela Mehmet Ali arkadaşımız var. Mehmet Ali Öksüz başından beri o bütün çekimlerimizi yapıyor. Menajerimiz var Doğukan. Yani bu tamamen bir ekip işi. Mix Mastering Evren Arkman. Evet, Mix Mastering Evren Arkman yapıyor. Yani bu iş grubun dışında da çok ciddi çalışan, çok güzel sanatlarını ortaya koyan insanlar var bizle beraber. Onların da destekleri muhteşem. Kesinlikle. Ama bu şeyi de söyleyeyim. İki Kekliği de çok güzel. Yalan. Yalan şarkısı da çok güzel. Hangisini söyleyeyim ki? Ha, birbirinden güzel. Hani ben buradan şey yapıyorum, sanatçıya veriyorum. Hangi şarkı söylemek istiyorum demiştim. Bunlardan biri de olabilir. Tabii sizi canlı dinleme şerefine erişmiş izleyicilerimiz de, dinleyicilerimiz de var, buradan söylüyorlar. İnşallah en yakın zamanda tekrar sahnelere dönersiniz ve bizler de dinleme şansı buluruz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Tahminleriniz var mı? Yani bizim gönlümüz istiyor ki aslında havalar ısınmaya başladığı gibi, açık hava falan aynı geçen yazki gibi ufaktan açılsın, ama gönlümüzün istediğiyle real hayat nasıl ilerler bilmiyoruz. Şu an sanırım üçüncü dalga gelmiş. Bir her gün bir şeyler oluyor. Yeni mutasyon vesaire. Nasıl olacak? Hiçbir fikrimiz yok. Yani bu sektörde kimle konuşsak da kimsenin hiçbir fikri yok. Yani kesinlikle. Ya muhtemelen Haziran ayı gibi ufak ufak açılmalar olacaktır. Hani mekanlarda da belli kapasitelerde, ben öyle düşünüyorum. Yani geçen seneyi tabii baz alarak. Ama tabii geçen senede belki de risk ve hastalığın sayısı bu kadar yüksek değildi. Ama muhtemelen bir ufak bir açılma olacak. Ona göre de bizim de konserlerimiz olacaktır. Ama dediğim gibi hiçbir şeyi kestiremiyoruz yani maalesef şu pozisyonda. O biraz sıkıntı değil mi? Sıkıntı yaratıyor. Yani bakıyorsun restoranlar açılıyor, sonra kapanıyor. İşte bir yerler açılıyor, hafta sonları pazar açılıyor, cumartesi açılıyor. Dışarı çıkma yasağı tekrar oluyor. Evet. Mesela o biraz sıkıntı. Gitgide hani ilkinde alışır mıyız dedik. Sonra hadi Ağustos'ta bitecek dedik. Hadi sabredelim, şu kışı da atlatalım vesaire, ama birazcık böyle umutlar bazen gidiyor geliyor. Siz neler hissediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz bu süreçte? Son yakın zamana. Yani 2021'den bu yana neler yapıyorsunuz? 2020 demiyorum. Son 3-4 aydır. Son 3-4 aydır biz aslında deniz üstünden itibaren cover olayını birazcık askıya aldık. Şu an kendi şarkılarımızın hazırlık sürecine girdik. Son 3-4 aydır yoğun bir şekilde kayıt albüm çalışmaları işlerindeyiz. Bu kadar. Aynen. 3 tane yeni şarkı var değil mi Begüm? 3 tane var. Yani 3 tane hazırlanmış, bitmek üzere. Onun haricinde de çok var. Yani bu süreçten itibaren sanıyoruz cover yine yaparız, yapmayız demiyoruz tabii ki, yine yaparız. Çünkü çok güzel şarkılar var, duyduğumda hani bunu biz yapmalıyız oluyoruz. Cover yine yapacağız ama birazcık artık bu seneden itibaren kendi şarkılarımıza ağırlık vermek istiyoruz. Çünkü Seni Arıyorum Çiçekler Açar'dan sonra birkaç tane daha cover şarkı, yani kendi şarkılarımızdan sonra birkaç cover şarkı daha çıkardık. Bu arada tabii kendi şarkılarımız birikti Begüm'ün dediği gibi. Yani sizlere sunmamıza da onu, aslında bu üç şarkıyı çok fazla bir zaman kalmadı tahmin ediyorum. 1,5-2 aylık gibi evet. Bir sürede bu üç şarkıyı sizler de dinlemiş olacaksınız. Süper. Çalışmalarınızı dört gözle bekliyor olacağız. Şarkı düşündün mü? Kalbin yok mu söyleyebilirim size. Tamam, süper. Kalbin yok mu, o zaman dinleyelim. Sonra devam edelim. Çek hayalini gözlerimin önünden, çek şu hayalini, kurtar beni dertten. İstemem ben hayal, geleceksen gel. Böyle aşk olur mu hiç? Kalbin yok mu senin? Kalbin yok mu senin? Kalbi yok mu? Yaşayamam sensiz.
Muhtacım sesine, yüzümde tatlılık dolaşan nefesine. Çek şu hayalini, göster gerçek yüzünü. Böyle aşk olur mu hiç? Kalbin yok mu senin? Kalbin yok mu senin? Kalbin yok mu? Teşekkür ederim. Arda abi çalmayınca çok elimsiz. Bir de elim kolum boş kaldı. Ne yapacağımı şaşırdım. O şu an manevi anlamda destekliyor. Yanındayım evet. Diyor her zaman. Öyle diyelim. İlk defa olmuştur böyle bir şey değil mi? Evet. İlk defa. Aynen ilk defa. Süper. Bu ilki yaşamış olduk. Şimdi ben birkaç soruya baktım. Böyle arabesk şarkıları kavuruyorsunuz siz de. Var mı böyle aklınızda? Yeni şu şarkıcının mesela, örnek veriyorum, Müslüm Gürses mesela, Ferdi Tayfur. Sahne mesela. Olarak mı yoksa? Şarkı olarak. Yani mesela sahnede... onun şarkısını söylemek istiyoruz işte, koymak istiyoruz. Bir tane var aklımda, yani ben çok atladım bu şarkıyı, çok istiyorum. Daha sıra gelmedi tabii de Müslüm Gürses'in çok eski bir şarkısını buldum. Yani ben bilmiyordum, çok da herkesin bildiği bir şarkısı değil herhalde. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada, ne geçmişte ne de bundan sonra da. Böyle bir şey. Hatırladım ya, ben de. Süper. Keşke biraz daha söyleseydin ya. İlk defa hiç söyletiyoruz. Bak fark. Süper. Ya gerçekten de şunu söyleyeyim. Hani sizin grup olarak birçok parçayı bak bizi izleyenlerin yazılarında da onu okudum. Şu X kişinin şarkısı onlarda güzel durur veya nasıl durur? Hep merak ediyorlar. Siz nasıl söylersiniz diye her parçayı. Evet. Peki güncel parçalar olacak mı? Mesela hani çok yakın zamanların popüler parçaları filan. Onları da düşünüyor musunuz hiç? Yani çok dinlediğimiz güncel isim var aslında ama yapar mıyız? Bölümünde çok beğenmemiz lazım ki aslında şöyle düşünüyoruz. Biz eski parçalar, hani unutulmaya yüz tutmuş şarkıları yapmak sanki birazcık sanatçının görevi gibi hissediyorum ben. Çünkü o şarkılar unutulmamalı, yani yok olmamalı o sandıkta. Şu an popüler olan şarkı zaten dinleniyor. Onun üstüne bir şey yapmak ne kadar anlamlı olur? Evet, yani ama ben de Begüm'e katılıyorum. Tövbe'yle biz aslında çok da büyük bir başarı yakalamıştık geçen sene. Tövbe'de sevgili Ercan Turgut'un şarkısı. Kendisiyle biz şarkıyı coverladıktan sonra sürekli iletişim halindeyiz. Çok sevindi, çok memnun oldu. Hala aktif, mesela Ercan Bey'in müzik hayatı devam ediyor ama onu tekrar yeni bir neslin tanımış olması onun için de çok keyifli bir durum oldu. Biraz daha o banttan gidiyoruz. Yani bizim şöyle bir avantajımız var. Çünkü yani bakıyorum ben, benim istatistiklerimde takip eden yaş aralığı ya 12-15 yaş arası falan çok var. O yüzden ya o yaşlara da bu şarkıları dinletiyor olabilmek bizi inanılmaz mutlu ediyor. Yani o şekilde. Kesinlikle. O yelpazeniz çok geniş. 12 ile yani şu anda 50-60'da diyebilirim yani. Hani rahatlıkla. Var. O kısımda var. O kısımda var. O yüzden yani bu kadar geniş, yani 7'den 70'e dedikleri olay oluyor aslında. Yani biz bunu gördükçe inanılmaz keyifleniyor ve şevkleniyoruz gerçekten. Arkadaşlar bir şarkı daha söyleteceğim. Merak etmeyin. Ama bir yandan sadece nereden izlediğinizi bize yazar mısınız? Ben hızlı hızlı okumak istiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Böyle bir sinerji alıyorum. Güç alıyorum. Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş konuklarımla birlikte güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Ama sizler nereden bizlere izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Hoşuma gidiyor, bir sinerji oluyor. Evet, başladı. Şimdi birazcık sizden izin istiyorum sevgili Arda ve Begüm. Gaziantep, Eskişehir, İzmir, Denizli, Mersin, Kırıkkale, Kayseri... Evet, geliyor yavaş yavaş. Uşak. Ankara. Ne? Uşak. Uşak. Uşak'ı ben görmedim ya. Ankara, Bursa. Siz devam edin biraz da. Elazığ varmış. Safranbolu, İsveç. İsveç, Antalya, Batman,
Az önce bir İsrail bayrağı görmüştüm bu Adana arada. Adana geldi, evet. Siz ayrı yere okuyorsunuz, Hollanda. Ben ayrı yere gibi geldi. Benimki de bak, benim Antalya, Alanya, aynı. Kahramanmaraş. Senkron denmiyor. Trabzon, Van. Evet, süper. Tereke. Yurt dışı. Sobran. Sobran. Merco yazmış. New York. Aa, New York'tan da var. New York'a selamlar. Şey, Fransa var biliyorum. Paris'ten var. Yester ablamız izliyor. Onu gördüm. Güzel, Muğla. Adana. Uzak Doğu'dan var mı arkadaşlar? Şu Uzak Doğu'ya doğru. Oradan da birkaç şey. Bingöl var. Bingöl, selamlar. Bangkok. Avrupa var. Amerika var. Orta Asya. Bangkok. Şöyle İran falan vardır illaki. Konya, Adana. İşte. Süper diyor. Yani Roma'dan var. Yani Türkiye'nin dört bir yanından var. Almanya'dan da birkaç nokta bizi izliyor. Amerika'dan, New York'tan izliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Uzak Doğu'ya bir çıkmadı. Uzak Doğu'dan bir çıksa. Geldi. Hong Kong geldi. Ya, Mehmet atıyor. Ali diye bir arkadaş. Ya Mehmet Ali, uydurma ya. Bak, tahmin ettim. Atıyor, evet, olabilirler dedim. Atıyor olabilirler dedim. Tokyo, Hong Kong falan dediler. Uzak Doğu Ardahan varmış. Ardahan. Ardahan bizim yakın doğumuz. Bizim yakın doğumuz orası. Evet, tamam. Sakarya'dan var. Memleketime selamlar sevgili. İstanbul Ataşehir'de oldu. Tamamdır, tamam. Evet. Bir şarkı daha alalım yavaş yavaş. Sonra da vedalar ederiz. Şimdi size bugün hazırladığım şarkı. Bir şey sordum, hatırlarsan. Söyleyeceğim. Şey gibi oldu, sanki benim hakkımda konuşmuş da gülmüşler gibi oldu. Hayır hayır. Şarkımızı sordum ama o da unuttu. Şaka kulaktan yapıyorum. Kulağa sevmemin sebebi kendi şarkımız. Hayır, şaka yapıyorum. Valla. Çiçekler açar. Çiçekler açan ilk cümlesini yazar mısınız arkadaşlar? Şimdi oldu. Şey, tamam, Azerbaycan. Ben bu arada şeyleri okuyorum. Tamam, ben söyleyeyim mi? Tabii. Tabii, sendeyiz. Bir cesaret gelsem yanına, görsen kalsam seni sevsem, uzansam yanına kıvrılsam, sarılsan bana beni sevsen, biz seninle olamadık, olduramadık yıllar. Geçse de sonunu hiç yazamadık. Son defa dokun bana, bilirsin içim gider. Sızıyan her yerde çiçekler açar. Çok kısa, çok kısacık. Deniz üstü köpürür. Çok istiyorlar şöyle kısacık. Deniz üstü köpürür. Ey canım, rinanay, rinanay, rinanay. Kayada binsem götürür. Ey canım, hey. Süper, süper. Vallahi yüreğinize sağlık. Sizin gibi güzel bir grubun iki özel ismiyle diğer grup arkadaşlara selamlar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tanıştığım ve program yaptığım için çok memnunum. Müzikonier ailesi olarak sizi zaten severek takip ediyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tekrar böyle şu gün şu çıkacak, bir ay sonra yeni bir albüm dediniz, birkaç ay sonra galiba. Evet. İnşallah sizdeyiz. Buyurun. Öncelikle size, bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Sizle tanıştığımıza da çok sevindik. Dinleyicilerimize ben önce kendim söyleyeyim, sonra Arda abi söylesin. Süre var, hiç sıkıntı yok. Tamam. Süremiz var. Kanalımıza abone olmayı. Ama bizi takip etsinler, Müzikonier'i, Cüneyt Kiktaş'ı, değil mi? Aynı zamanda sizin resmi sayfanızı da. Evet, bizi takip etmeyi unutmayın. Çok yakın zamanda artık şey de yapışsın istemiyoruz üstümüze, cover grubu olaya. Bunu yıkmak için bu sene inanılmaz derecede kendi şarkılarımıza geleceğiz ve biz çok güveniyoruz.
bir iş içimize sindiğinde gerçekten siz de beğeniyorsunuz. Bu hep böyle oldu. O yüzden çok güzel iki şarkı önümüzdeki iki ay içerisinde umarım sizle buluşacak. Benden bu kadar. Teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Teşekkürler. Ömer'le Mertcan'ın da çok selamları var. Onlar yanımızda olamadılar. Orada yazıyorlar, görüyorum. İzliyorlar mı bizi? Ömer ve Mertcan. İzliyorlar yazdılar, gördüm. Onlara da selamlar, sevgiler. Begüm'ün dediği gibi çok kısa bir sürede 2-3 şarkımızı sizle paylaşacağız. Çok böyle heyecanlı bir süreç olacak o bizim için. Her şey için teşekkürler. Sağ olun. Destekleriniz ve bizi dinlediğiniz için. Seviyoruz hepinizi. Sağ olun. Görüşmek üzere. Biz çok teşekkür ederiz. Konuk olduğunuz için. En kısa sürede ilk önce Hayal Kahvesi'nde, ondan sonra diğer sahnelerde de bir an önce sizi i̇nşallah. Görelim inşallah. İnşallah. Böyle canlı izleyelim. Hani start verdi diyelim ilk. Nerede olursunuz? Hangi sahnede olursunuz? Neredeki sahnede? Kocaeli Hayal Kahvesi'nde oluruz. Kocaeli Hayal Kahvesi'nde oluruz. Bekleriz sizi. Kesinlikle. Haber verin mutlaka. Müzik Onir'den de paylaşırız. Mutlaka haber. Hemen koşa geliriz. Yeter ki şu pandemi bitsin değil mi bir an önce inşallah. Evet. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere de moral oldunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Çok teşekkür görüşmek ederim. Üzere. İyi geceler. Görüşürüz. Bye siz bye. Kendinizi çıkarırsanız seviniriz. Tamam. Ben çıkarıyorum. Görüşürüz. Valla çok güzel bir sohbetti sevgili Arda ve Begüm'le. Grubun diğer üyeleri de bir selam olsun. Onlar da bizi izlemişler. Güzel şarkılar da söylediler. Güzel bir sohbet oldu. Evet, moralimizi yüksek tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Yani yüzlerce kez tekrar ettik ama maske, mesafe çok önemli. Çok önemli. Yani daha çok kapalı ortamlarda bu bulaşıyor. Onu da söyleyeyim yani. Yani dış ortamlarda değil. Daha çok hani baktığımızda insanlara, çevremdeki insanlara da baktığımda kapalı ortamda var. O yüzden enerjimizi de yüksek tutalım. Ve mesafelere, kurallara da uyalım. Bakın sizler için sevdiğiniz sanatçıları, müzisyenleri bir yıldır Müzik Onir ailesi olarak, başta Müzik Onir ailesi çok çalışıyor. Ben sadece sunuyorum nacizane. Getiriyoruz. Bugün de Mary Jane bizlerle birlikteydi. Çok güzel bir sohbet oldu. Kaçıranlar izleyebilirler. Görüşürüz şimdilik.